Güzel oyunda şampiyonluk yarışının heyecanının arttığını söylemiştik ilk başlarken. Tabii Galatasaray'da çeşitli gelişmeler oldu. Gündem karışık. Galatasaray'la başladık. Fenerbahçe'ye devam ettik. Şimdi Trabzonspor... Kötüler her zaman daha çok konuşuldu ya. Yani çok olay var. Şimdi iyi giden ve şampiyonluk yarışında artık Başakşehir'le bugünün şartlarında söylüyoruz. Kafa kafaya gidecek gibi görünen Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor bence yani Uğur'a pası atarken söyleyeceğim şey övgüyü hak ediyor. Niye hak ediyor? Pandemi dönüşü Başakşehir'le beraber en hazır takım görüntüsünü ortaya koydu. Sanırım burada motivasyon, fiziksel olarak kendini iyi tutma. Hatta şey demiştik, Trabzon kendi hani şehir civarında çalıştı, tesislerinde çalıştı. Oradaki fiziksel şartlar da buna çok müsait. Hı hı. Trabzon ve Sivas özellikle coğrafi şartların da artısı olabileceğinden bahsetmiştik. Ama oyuncular gerçekten motiveler, gerçekten istiyorlar. Örneğin Abdülkadir'in sakatlandığı pozisyon, gol pozisyonunda Uğurcan'ın metrelerce depar atıp Abdülkadir'in yanına koşması. Bunlar çok güzel detaylar bence. Trabzonspor eksik kalmasına rağmen, tabii Göztepe'nin de ligdeki durumu etkilemiştir. Hani hedefsiz takım konumunda şu an Göztepe. Ama Trabzon ayakta kaldı ve gerçekten ben Berkay'la yapmış programda da söyledim. Şampiyon gibi oynadı. Yani şampiyon takıma yakışır gibi oynadı. Buradan ele alırsak nasıl değerlendiriyorsun Trabzon'un performansı? Ya dönüşte iyi dönmesini beklediğim takımlardan biri Trabzonspor'du. Zaten konuşmuştuk seninle. Aynen. Bunu net şekilde altını doldurdu ve somut bir performansa dönüştü. Hatta bu daha da önemli şu yüzden. Trabzonspor aslında araya çok iyi giden bir görüntüde değildi. İşte özellikle deplasmanlarda sıkıntı yaşayan biraz fiziksel olarak yıpranmış bir takım görüntüsü vardı. Kendilerini tamamen yenilemişler fiziksel olarak. Bir de Trabzonspor'un bazı taşıyıcı oyuncuları var özellikle hücum hattında. Hepsi iyi döndü ve bence bunların arasında biraz underrated kalan, bence ligin en underrated oyuncularından biri Ekuban abi. Ya bayılıyorum izlerken. Ya inanılmaz bir oyuncu. Normal şartlarda işte atletik bir oyuncudan işte dribling yapmasını beklersin de işte hızıyla falan fark yaratması okey ki bunu da yapıyor. Abi bunun yanında bazen öyle ince bir pas atıyor sanki Sosa atmış gibi. Evet. Ya her zaman atmasa bile bazen öyle anlara bir Sosa pası çıkarabiliyor, terse bir top çıkarıyor. Driplingi zaten var. Yani aslında biraz sarsak bir tekniği olduğu için çok dikkat çekmiyor. Böyle hani Envakame'nin çok mesela çok şık bir tekniği olduğu için mesela takımda o dikkat çekiyor. Sorloth hepsinden daha da gösterişli bir oyuncu. Ömür performans var. Olarak da şey Abdülkadir'in ayağına top yakışıyor. Şimdi Ekuban biraz arka planda kalıyor gibi ama performans olarak bunlara uzak olmadığı gibi ben bayağı ana rol oyuncusu olduğunu bazı düşünüyorum. Bazı maçlarda fayda olarak önüne de geçiyor. Mesela Envakame'nin iyi taraflarından hep bahsediyoruz. Bazen de Envakame çok toplu oynadığı için bazen top kayıplarına da sebep oluyor. Bir mesela de düşebiliyor Envakame. Evet, oyun içinde çok saklanıyor. Envakame en değerli oyunculardan biri ligin ama kötü tarafları da oluyor. Biraz şey... Ekuban'da o taraflar daha az eksisi. Envakame'nin şöyle bir şeyi var. Envakame bana şey gibi geliyor hani... 10 yıl Real Madrid'de oynamış. Bu arada gerçekten oynayabilir yani o yeteneği var. Real Madrid'de olmayabilir ama ya bir tık altında olur abi. Valencia'da oynardı canım yani. Olur yani. Mesela Sevilla efsanesidir evet. Adam tamam mı? 8 sene oynamış. 3 tane UEFA kupası almış. O hava var değil mi? Hani buraya gelmiş artık fiziği biraz bir tık düşmüş ama hani bazen hani 50-60 dakika saklanıyor ama yarım saat maç alıyor öyle bir şey. Sadece kariyerinde bu yok yani. Ya adam hakikaten Real Madrid oyuncusu. Adam yani İnsan bu mesela 10 sene sonra anlatsak bu adam İsrail takımından geldi falan millet ne diyorsun falan der yani. Hiç çok, öyle bir şeydi bayağı. Onu çok merak ediyorum. Niye kariyerinde o yüksek seviyeye çıkamamış? La Liga efsanesiymiş de buraya gelmiş gibi evet, bir yetenek. Gerçekten öyle. Şey Envakame iyi döndü. Ekuban iyi. Sörlot'u şöyle tarif edeceğim abi. Penaltı aldığı pozisyonda. 4 kere omuz omuza geldi. Hiçbirinde rakibiyle. Hiçbir şekilde etkilenmedi. Sonuncusunda da düştü artık yani düşürüldü. Ama birebir olduğu oyuncunun kim olduğunu biliyor musun? Poco. Ya Poco bu ligin fizik olarak en üstün aynen. defansif orta sahalarından biri. Ya Göztepe'de pozisyonu izlet mesela İlhan Hoca'ya. De ki bir oyuncu eşleşsin de hani bu pozisyonda kim ele eşleşsin Poco'yu falan verebilir. 11 oyuncu arasından. Hani bu kadar sağlam güçlü bir oyuncunun doğal güçlü bir oyuncunun
Sörlot'a hani sarsamaması bile abi sen ne yapıyorsun yani şey gibi tren gibi yani Sörlot treni ya. Yani insana hayranlık duymaması mümkün değil. Sörlot her zaman bu ligde hani en iyi kadar iyiydi. Yani Vedat'ın uçtuğu dönemde de Vedat kadar iyiydi. Yani Falcao'nun parladığı zamanlardaki dedi ama şöyle Vedat performans olarak belli ölçüde geriledi. Özellikle sakatlığından ve takımdan da çok katkı alamamasından dolayı. Falcao zaten bir var bir yok biraz takıma göre bir oyuncu ama Sörlot takım olsa da olmasa da takır takır oynuyor. Mental olarak da çok kuvvetli. Yani penaltı kaçırdığı için omurdanmaların çıktığı dönemde bile çıkıp ertesi maç ya takır takır top oynayıp maç alan bilen bir adam. Yani Trabzonspor'un bu üçlüsünün aynı anda iyi gününde olup da kaybedeceği maç olmaz bence. Bir de şu var, Sosa'nın olmadığı bir ortamda alındı 10 kişi galibiyet. O da çok önemsenmesi gereken bir tabii, şey. Tabii bir de şey abi. Sosa tam bir maestro yani. Abi orta saha şey aslında çok yumuşak bir orta saha. Mikel de gitti. Şimdi Parmak var, Ndiaye var. Parmak ve Ömür. Yani Ömür sağda başladı sonra ortaya doğru aynen, kaydı. Aynen Cilerme. Yani Cilerme var yani baktığın zaman yumuşak bir orta saha. Tabii canım hiçbirinde böyle bu adam net defansif orta saha. Ndiaye'de defansif orta saha değil ki. Evet eski şeyinde Ndiaye'de değil zaten yıpratıcılığında değil dinamik bir 8 numara aynen. Aslında. 6. Onu oynuyordu ya Osmanlı Spor'un 10 numarasıydı. Evet. Mehmet Güven oynuyordu. Laval vardı değil mi? Laval vardı değil mi? Yani Mehmet Güven oynuyordu. Defense Force 6 numara şeydi. Mehmet Güven'di. Yanında Laval vardı. Önünde ileride Amino vardı. NDI'ye forvet arkası. Amino kanatlardan açık birinde. Forvet'te de iyi biri vardı ya. Forvet'te i̇şte kim vardı? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan takım. 9. Regaten giriyordu kenardan. Yok. Regaten değildi ya. Adam Maher vardı. Ya güzel takımda orada forvet arkası. Abi orada bank 10 numara adam şeydi evet. Ya da kanat oynuyordu falan yani. 10 kesin de önündeki Monyon'u... Lan çıkaramadım ya valla. Enteresan. Neyse NDI'ye merakımızı gidersen Berkay bir yandan. Ama bu adam bayağı bir bu ülkede 10 numara olarak transfer evet. Yapmış bir adam. Büyük ölçüde. Yani en defansif adamın oysa gerçekten ve bu maçta da çok da acayip zorlanmadan. Gerçi bir şart düşeyim. 18 tane şut atmış Göztepe. Verimsiz olabilir ama 18 hata bitirmek de önemli bir şey. Yani yarın öbür gün daha iyi bir takım çıkar karşına. Tabii ceza oradan kesilir o zaman. Ceza tabii. Dönüşü olur. Onun biraz daha dikkat etmek lazım ama Sosa'nın olmadığı bir maçta bu performans ben bir eksik göremedim. Yani Trabzonspor'u derli toplu. Vebo doğru ya. Ha Vebo ya. Doğru. Biliyorum ben net bir oyuncu var. Doğru. Vebo'nun arkasındaki 10 numaraydı bu adam. Ya Trabzonspor'un dediğim gibi net şekilde net bir performansla galibiyet peki, aldı. Trabzon Başakşehir'le şimdi zirve yarışında çok iddialı. Hı-hı. Başakşehir'de Alanya karşısında ilk yarı zorlandı ama ikinci yarı kilidi açtı. Ve zor da bir rakip Alanya. Her ne kadar kupaya odaklanmış olsa da zor Alanya rakip. Zor rakip, ters rakip, diri rakip. Ama Başakşehir yine kendi oyununu oynuyor ve Trabzonspor'la müthiş bir yarış olacağı benziyor şu anda. Başakşehir'in artıları eksileri sence ne oldu? Ya ben iki takımı da beğeniyorum. Bir istikrarları var. Bir kere en başta şampiyonluk yarışında istikrarı olacak. Yani Galatasaray'a artı olarak getirdikleri net bir şey var. Başakşehir'de aslında Alanya'dan okumak isterim. Çünkü bence ligin en az defosu olan takımlarından biri. Belki oyuncuları yıldız değil ama şöyle bakıyorum. Wellington, Steven Colker. Bak ikisinden birini ben Fenerbahçe'de olsun bu. İkisi çıkar sahaya bence. Yani Ersin Serdar çok rakip olabilir. Wellington Colker sahaya çıkar yani bence. Şu an Galatasaray'da kimlerin oynadığını görüyoruz. İşte diğer takımlarda da bu rotasyona rahatlıkla girebilecek oyuncular. İşte Beşiktaş'ta da Wellington banko oynar. Trabzon'da oynar doğru söylüyorsun. Bakıyorum yani güvenli bir stoper ikilisi var. Kalecisi fena değil. Hı hı. Çok üst düzey olmasa da. Hani defo yaratan bir kaleci değil. Beklerine bakıyorsun. İşte yani bayağı en sakalının talibi de çok zaten. Bekleri de gayet ışık kotaramayacak. Bir de Efecan çok formda bir sezon geçiriyor. Aynen öyle. İşte ön tarafa bak. Bakasetası şeyi. Bakasetas skorer bir forvet arkası. İşte Sisesi iyi takım. Junior yani. Fernandes
Şapkadan tavşan çıkarabilecek bir adam, driplingi var, golü var. Ki yedek kalıyor, sorun etmiyor. Yedek, çok yedekte işte Calma var. Calma mı, Junior Fernandez dönüşümlü oynuyorlar. Forvet dediğin gibi Papistis'e zaten ya bayağı iyi gol rakamlarına ulaşabilen bir adam. Ya bakıyorsun abi, bayağı iyi düzgün takım. Kadro mühendisliği çok iyi Alanya'da. Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu. Buna rağmen Başakşehir maçı izledim ben. Çok uzun süre 0-0 gitmesine rağmen ilk yarıda yani çok net pozisyonlar buldu ve artık Başakşehir'in çok ciddi bir ezberi var ve çok çizgiye inip yay bölgesine çok çıkarıyorlar. Bazen Dembaba geç koşu atıp kendi vuruyor ya da Dembaba önde koşu attığı zaman arkadan gelen oyuncular, hatta bazen ters kanattan gelen oyuncular, işte Vişcan'ın çıkardığı zaman mesela İrfan Can bir sol içi gibi gelip şut atabiliyor, tamamlayabiliyor ya da İrfan Can ve Aleksic'le beraber oynamak da çok büyük zenginlik. Aleksic aynı şekilde. İkisinde çünkü gol vuruşu var. Ya da Aleksic işte şeyini yapıp, koşusunu yapıp şey yapabiliyor. Hem forveti çok duyan bir oyuncu hem de soldan akın geldiği zaman Vişça biraz daha içeri girip o işte yaya çıkarılan toplarda şut atmaya çalışıyor. Ve hemen hemen bunu saydığım kombinasyonların hepsini gördüm ben maçta. Çok eli ayağı düzgün bir takım. Zaten Okan Hoca'yı da çok beğenirim, severim de. Yarışı bırakacak durumda değiller. Ama ben bir adım, yani artık %50, %40, %10 diyorum ben. %50 Trabzonspor, %40 Başakşehir, %10 Galatasaray. Sivasspor'a şans vermiyorsun. Olmaz abi. Yani çünkü hani 3 takımı birden geçmek kolay bir şey değil. Yani zor baktığın zaman. 3 takım birden geçmek kolay bir şey değil. Galatasaray'ın avantajı da şu. Yani Sivas'a göre. Ya bir kere ne olursa olsun daha derin, zengin bir kadrosu var. İkincisi de iki takımla da oynayacak. Yani farkı kapatabilme ihtimali evet, var. O maçları çok merak ediyoruz. Bakalım ne olacak. Ağzına sağlık Uğur. Güzel bir zirve bölümü oldu. Trabzonspor ve Başakşehir ile alakalı. Vallahi biz önümüzdeki haftada, sonraki haftada büyük ihtimalle en doğru oynayan iki takımı daha çok konuşacağız. Çünkü Trabzon'la Başakşehir hakikaten şimdi örnek Fenerbahçe bölümünde yani. Söyledik. Burada aslında Trabzonspor'un derbi de önemli bir konu. Bu program konuşamadık ama Perşembe günü maçı geniş geniş değerlendireceğiz. Tabii. Yani Salı günü çektiğimiz için Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yarın Serdar Çelikler'in, Berkay Tokgöz'ün Perşembe'de Uğur'la Ali Ece'nin programında konuşulacak ve son bölüme geçiyoruz şimdi güzel oyunda. Buyurun.